MHP'den oy alma konusunda biraz daha ihtiyatlı konuşmanızda fayda var diyor. Çünkü 2018 milletvekili seçiminde MHP'nin oy oranı %11.90, 5.5 milyon. Şimdi %10.07, yine 5.5 milyon. Biraz aslında biz bunu 2018'de kıyaslamak yerine biraz anketlere ve beklentiye göre ben konuşmuştum. Onu da not etmiş olalım. Buradan tekrar sözü vereyim. Bir 5 dakikamız, 6 dakikamız var şeye kadar, reklama kadar. Buyurun. Şimdi bu kriz herkes için aynı şeyi ifade etmiyor. Enflasyon dediğimiz şey de her toplum kesimi için aynı şekilde hissedilmiyor. Bir kere bir kırsal metropol ayrımı var. Büyük şehirlerde sabit gelirler, maaşlı, ücretli geçinenler tabii ki hayat pahalılığını daha şiddetli hissediyorlar. Bolu merkezdekiler, Bolu'nun ilçelerine göre, yani 3000-5000 nüfuslu bir ilçe merkezi olan yerdeki vatandaşa göre Bolu merkezdekiler daha şiddetli hissediyor. Ama Bolu merkezdekiler de İstanbul'dakiler kadar şiddetli hissetmiyorlar. Hele ki köylerdekiler bunu daha da az hissediyor. Şimdi mesela dönemsel fiyat dalgalanmalarının kimi tarımsal üreticilerin işine geldiğine bizzat tanık oldum. Kampanya döneminin başlangıcında bir ilçemize gittik, Seben diye. Orada o dönemsel bir şey, yani Nisan ayıydı. Et fiyatlarında çok artış vardı. Hatta işte bu Nebati'nin vatandaşa kokuyor diye koyun eti yemiyorsunuz ama yeseniz daha iyi olur gibi böyle daha yani öneriler sunduğu bir dönemdi. Fakat şunu gördük mesela, et ve süt üreticileri hallerinden memnunlar o esnada. Ve onlar da neticede işte belli sayıda insan da ondan ekmek yiyor. Bazı ilçelerde işte et ve süt üreticiliği daha başat bir sektör mesela falan. Onu fark etmiştim. Bir diğeri de sığınmacı hani, çalıştırma meselesi var bir de tarlalarda. O belki sizin yörediğiniz yolda şey daha fazla. Afgan çoban olayı da sanırım Türkiye'nin her yerinde olan bir şey. Yani sığınmacı çoban olarak. Yani bu her şey o kadar birbirine bağlı ki. Yani köyler boşalınca, mesela köyler niye boşalıyor? Çünkü insanlar mesela çocuklarını okutmak için Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bizim orada da ilçeden il merkezine kışın göç ediyorlar. Belli bir yılın belli bir süresini, yani senenin en az yarısını orada geçiriyorlar. Çünkü çocuğunu okutabileceği okul orada. Peki nasıl bu hale gelindi? Bu nüfus kaybı nasıl oldu? İşte insanlar tarımsal üretimden koparıldıkça köylerdeki nüfus yaşlı olmaya başladı. Taşımalı eğitime son verince, özür dilerim, taşımalı eğitim getirildiği zaman köy okulları kapandı. Mesela köylere gelinler gitmek istemez oldu. Yani köyde yaşayan gençlerle evlenmek istemez oldu. Genç erkeklerle, genç kadınlar falan. Bütün bunlar aslında hepsi birbiriyle alakalı, birbiriyle ilişkili. Şimdi hal böyle olunca tabii yani köyden, tarımsal üretimden koparılmış insanların bazı yerlerde daha böyle sefil koşullarda yaşaması gibi durum söz konusu ama hala köyde kalanlar ya da köyle bağlantısı çok güçlü olan ilçelerde ve illerde de gıda enflasyonunun en azından daha düşük şiddette hissedilmesi sonucunu da yarattı. Şimdi mesela Türkiye'de pek çok il vardır böyle, Bolu da onlardan biri. Yani kent merkezi ya da ilçe merkezinde yaşayan pek çok insanın kırsalla bağı güçlüdür. Yaylaya gidilir, köyde bir ev vardır. Hala işte köyden erzak gelir falan. Şimdi bunlar tabii mesela gıda enflasyonu şiddetini azaltan şeyler. Bir de şöyle bir gözlemim var. Mesela işçi sınıfı, esnaf tutumları, bu krize karşı politik tutumları arasındaki farkı şöyle gördüm. Biz fabrikaları gezerken mesela bize muhabbetle bakan işçiler sanki biraz daha fazlaydı. Çünkü onlar neticede işte asgari ücrete zam bile gelmiş olsa, 8500 lira bile olsa, ki pek çok fabrikada artık asgari ücret genel ücret olmuş zaten. Hı hı. Yani öyle yerler vardı ki herkes asgari ücret kazanıyor. Şimdi bu insanlar enflasyonun, hayat pahalılığının şiddetini çok belirgin bir şekilde yaşıyorlar. Ama mesela esnaf anladığım kadarıyla tabii ne tür esnaf olduğuna göre de değişiyor. Bu enflasyonist ortam yer yer işine de yarayabiliyor esnafın. Yani belki bu bir yanılsama, hatalı bir refah ve bolluk duygusu içindeler ama hani böyle esnaf kan ağlıyor diye bir klişe vardır ya. Hani kan ağlayan esnaf vardı ama hiç kan ağlamayan esnaf da vardı mesela. Bu enflasyonist ortamında yer yer onların işine gelebildiğini düşündüm. Ama bütün bunlardan evvel şu mesele gündeme geldiği zaman akan sular duruyor. Şimdi terör. Teröre geçmeden önce bir araya gireyim. Tamam. Burada esnafın daha kendini iyi hissetmesinin nedenlerinden bir tanesi
arizi bir uygulamanın gerçekleştirilmesi. O da daha düşük faizle kredi kullanabilir olması. Yani bu sistemin içerisinde onun da önemli bir payı var. Sadece sizin ama şöyle bir şeyi de çok duyduk yani biz. Ya bankalar kredi vermiyor. Kimse bankalardan kredi kullanamıyor artık. Kredi almak imkansız hale geldik. Yani çok karmaşık boyut. Şimdi ekonomik olarak bunu böyle dilim dilim böldüğümüz zaman bu siyasal tabloyu açıklamak, ben açıklamakta zorlanıyorum. Ekonomist değilim tabii, belki cehaletimden kaynaklıdır. Ama şunu çok net biliyorum Emrah. Yani HDP eşittir PKK. CHP'yi Kılıçdaroğlu'nun HDP destekliyor. Hı hı. Ve bunlar Demirtaş'ı serbest bırakacaklar. Hatta dakikamız var HDP konusunda, istersen ama uzun olduğu için söylüyorum. Tamam, tabii, bağlayalım. Girizgah tabii. Olsun. Bunlar Demirtaş'ı serbest bırakacaklar. Hatta bunlar gelirse özellik gelecek. Şimdi bu argümanları dolaşıma soktuğunuzda, bunlar yayıldığında, yani pek çok seçmen için ekonomik zorluklar gerçekten ikinci planda kalıyor. Allah'tan terörün tırmanışta olmadığı bir dönemdeyiz. Yani çünkü mesela 7 Haziran 1 Kasım 2015 arasında terör tırmanıyordu. Hı hı. Onun etkisi çok daha belirgindi. Neyse ki öyle bir dönemden geçmedik ama bu milli güvenlik, terör, milliyetçi duygulara hitap eden argümanlar dolaşıma girdiğinde ekonomideki zorluklar gerçekten ikinci planda kalıyor. Bunu yaşayarak gördük. Peki, tam Burak Job konuşurken yarıda kesmiştim. Onun için buradan devam edelim. Sonra Ankara'ya gidelim müsaadenizle. Buyurun. Evet, ekonomik kaygıları... Aslında bir soru da soracağım. Buyurun. Onu sorayım, oraya bağlarsan sevinirim. Seçim sürecinde işte esnafla, işte halkla temasınız oldu. Genelde şöyle bir eleştiri var. İşte yıllar içerisinde AKP'nin üye sayısı 11 milyon civarında ve ciddi şekilde her eve giren bir parti. Onun için çok yerelden siyaset yapabilen bir parti. Özellikle de CHP'nin bu anlamda eleştirildiği noktalardan bir tanesi buralara bu nispette erişememe problemi. Sen böyle bir şey gördün mü, ya da böyle bir problem varsa bunun çözümü nasıl olacak? 21 yıllık bir iktidarın yüz binlerce, hatta milyonlarca haneye değmemesi olanaksız. Ama böyle bir faktör varsa emin ol geçtiğimiz seçimlere göre daha az rol oynamıştır. Çünkü AKP bir parti olarak, bir teşkilat olarak gitgide görünürlüğü azalan, silikleşen, Erdoğan'ın gölgesinde kalan ve muhtemelen geçtiğimiz yıllardaki kadar etkili çalışmada yürütemeyen bir parti. Ama tabii karşımıza bir parti devlet yapılanması olduğu için AKP dediğimizde o partiden, yani partinin tüzel kişiliğinin teşkilatlarından daha fazlasını kastediyoruz. O bakımdan haklısın. Mesela bu ilk bölümde senin değindiğin medya faktörü. Şimdi ben seçimin olduğu hafta sonu değil, bir önceki hafta sonu öyle denk geldi. Biraz televizyon seyrettim, fazla seyredemiyordum. Yani cumartesi, pazar sürekli karşıma Erdoğan ve Bahçeli çıktı. Hangi kanala gidersem gideyim. Evet. Bahçeli biraz daha az, Erdoğan daha fazla. Şimdi orada şunu düşündüm, yani Türkiye'de öyle çok politik bir duruşu olmayan, politize olmayan milyonlarca insan var. Bu insanlar kim zaman dizi seyretmek için, kim zaman film seyretmek için bu ana akım dediğimiz kanalları takip ediyorlar. Ve karşılarına da sürekli Erdoğan çıkıyor, bazen Bahçeli çıkıyor. Kılıçdaroğlu hiç çıkmıyor değil ama az çıkıyor. Mesela işte Erdoğan'ın 20 mitingi canlı verildiyse, Kılıçdaroğlu'nun belki 2 mitingi, belki hatta haber kanalı sıfatı taşımıyorsa o kanal, belki hiçbir mitingini canlı vermemişler. Bir kere böyle bir erişememe meselesi var. İkincisi şu gerçeklik, çok orijinal bir şey söylemeyeceğim ama bunu söylemem gerekiyor. Biz bunu sahada net bir şekilde idrak ettik. Türkiye'de iki farklı gerçeklikte yaşayan iki ayrı toplum var. Bunu söylemek zorundayım. Yani onlara bir şeyler anlattığınız zaman bambaşka bir diyarda yaşadıklarını görüyorsunuz. Bolu'da bir köye gittik, merkeze bağlı, kuzeydeydi. AKP'nin çok güçlü olduğu bir köy. İşte enflasyon, gıda enflasyonu, o zamanlar da soğan fiyatları çok konuşuluyordu. Vatandaşın biri şey dedi bana, sen bana ekonomi dersi verdi. Sen biliyor musun soğan niye pahalı? Çünkü o soğanları yollara döküyorlar falan. Geçiştirdim çünkü hiçbir anlam ifade etmedi bana. Sonradan öğrendim ki yandaş kanallarda böyle işte sokaklara soğan döken insanlar görüntüleri falan veriliyormuş. Bakın soğan fiyatları nasıl çıkıyor diye bu şekilde anlatılıyormuş. Şimdi böyle bize gülünç geliyor da
Yani belli bir kitle nezdinde de bunların karşılığı var veya bu meşhur montaj video. Ben onu ilk gördüğümde refleks olarak güldüm. Çünkü çok gülünç geldi bana. Yani evet. Çok absürt geldi. Ama belli ki bunu ciddiye alan kayda değer sayıda seçmen de oldu. Dolayısıyla bu iki farklı gerçeklik meselesinin altını çizmek lazım. Bizim hiçbir şekilde erişemediğimiz, ulaşamadığımız insanlar var. Ulaşamamaktan kastettiğim şu, çarşı pazarda görüyorsun. Dükkanına girdiğinde konuşuyorsun ayaküstü. Hatta ayaküstüden biraz daha fazla konuşma imkanı da bulabiliyorsun. Ama bambaşka bir gerçeklikte yaşıyorlar. Burada yani medyayı ele geçirmenin, medyayı tek sesli hale getirmenin aslında ne kadar iktidar bakımından doğru bir karar olduğunu da bir kez daha görüyoruz. 90'lı yılların, hatta 90'ları da geç, 2000-2010 arasındaki nispeten görece daha çok sesli medyanın varlığında emin ol ki bizlerin görüşleri, Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri, diğer muhalefet liderlerinin söyledikleri öyle veya böyle daha geniş bir kesime ulaşacaktı. Fakat şimdi o yani 10 milyonlarca insanla aramıza duvar örülmüş ya da hendek kazılmış durumda. Ve pek çok zaman ben vatandaşlarla konuşurken bir süre sonra böyle karşımda 30 saniye sonra mesela A Haber spikerinin konuşmaya başladığını gördüm yani. Öylesine absürt argümanlar. Yani bu, dolayısıyla kazanabileceğimiz kesim sınırlıydı. Biz hep şunu söylüyorduk. Öyle bir kesim var ki bizim o insanları kazanma imkanımız yok. Bu da önemli bir şey ve tabii bizim görüşlerimiz, vaatlerimiz, siyasi pozisyonumuz çarpık bir prizmadan yansıtılarak, yani bir yamuk bir prizmadan çarpıtılarak bu kesimlere aktarıldığı için aslında doğru ve güzel olan ve belki halkın bir bölümünün hoşuna gidecek fikirlerimizin bile yamulmuş ve çarpıtılmış bir şekilde onlara sunulduğu ve o çarpıtılmış imaj üzerinden onlarla tartıştığımız durumlar söz konusu oldu. Evet. HDP meselesi de böyle bir mesele. Yani o kadar çok işlenmiş ki bir noktadan sonra, ilk turdan evvel, yani bu ilk kampanya sürecinde bu işi açıklığa kavuşturmaktan, yani biz HDP ile müttefik değiliz, HDP ile biz ayrı ittifaklardayız, aslında onlar bizim rakibimiz. Aslında biz AKP ile Hüdapar'ın yaptığına benzer bir ilişki içinde değiliz. Bizim tek bir HDP'li milletvekili adayımız yok. Ama AKP, bakın Hizbullahçıları kendi listelerinden meclise taşıyor falan. Bunları söylüyoruz ama yani bir şey çok tekrarlandığı zaman o kanaat oluşmuş durumda. Fakat şu görüşümü de paylaşayım seninle. Muhalefetin, Altılı Masa'nın ya da CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ilişkilendirilmesi ve HDP üzerinden de yani PKK ile hani dilleri bazen varıyor bazen varmıyor ama hani gösterdikleri doğrultu orası. PKK ile ilişkilendirilmesi o kadar uzun zamandır işlenen bir tema ki eğer bu seçimde HDP Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almasaydı, aday çıkartsaydı biraz daha düşük yoğunlukta olmakla beraber gene bizim önümüze bu gelecekti. Hmm.